Arkadaşlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz ki kanalımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi yorumlarınızı okuyorum, cevaplıyorum. Elimden geldiği kadar gerçekten içimden gelerek sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Bilgilerimi size aktarmaya çalışıyorum. İki arkadaşımızın sorusu üzerine bu videoyu çekiyorum. Hocam dedi ebelik anlatır mısınız? Ben de ebelik hakkında çok bilgiye sahip değilim. Diğer bir arkadaşımız da biyoloji istedi. İkisi de sayısal bölüm, birbirine yakın bölüm. İkisi de sağlık sektörüne giriyor. Birisi bilim adamı olma tarafları var derken ben dedim şunları bir araştırayım hem kendim de öğreneyim dedim. Çünkü bütün kontenjanlara, bütün üniversitelerin hepsine ezbere hakim olma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Hemen hızlıca ebelikten başlayalım. Bu videoların altına yorum yapın. Biliyorsunuz sorularınızı cevaplıyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun bakalım şimdiden. Şimdi ebeliğin kaç kontenjanı var? 4.465 kontenjanı var toplamda. Ebelik 162 bin sıralamayla başlıyor. En yüksek puanlı Medipol Üniversitesi almış, tam burslu 12 kişi almış. 640 bin sıralamaya kadar düşüyor. %50 indirimli Fenerbahçe Üniversitesi. Sonra Girne Amerikan, Üsküdar, İstinye diye böyle aşağı doğru iniyor. Çok fazla üniversitede olan bir bölüm değil. Ondan sonra tekrardan şöyle bir en çok tercih edilenlere bakalım. En fazla Sinop Üniversitesi tercih edilmiş. 228 bin sıralamayla. Optimumu oymuş. 31 öğrenci almışlar. 0,37'si yerleşmiş. Şimdi biz burada şuna bakalım. Diğerlerine göre bakın yerleşme oranları çok düşük. %1,5'lar, 0,37'ler var. Vakıflardaysa %6'lar, 5'ler var. Bunlar da düşük. Demek ki sıralaması düşük olsa da rekabet yoğun bir bölüm. Bunu bileceğiz. Ebeliğin sıralamaları bu sene artar mı artmaz mı? Şimdi onları da yorumlayacağım sizin için. Bakalım şimdi tekrardan şunu küçükten büyüğe sıralayalım. Şimdi Medipol Üniversitesi'nde 128 binden kademeli olarak 162 bine düşmüş. Karatay'da 180 binden 164 bine çekmiş. Biz şimdi şuradan bir devletlere açalım. Devletlerde tercih yapabileceğiniz 46 tane yer var. 180 binden başlıyor devletin kontenjanı. Devletin kontenjanı 238 binle bitiyor. Ondan sonra kademeli olarak çok ufak ufak artmış ama Marmara'da düşmüş bu iyilerinde. Şuradan da ufak artışlar var. Çok ufak artışlar. 4 yılda yani 213, 202 yani bilgisayar gibi, endüstriler gibi, bazı istatistik, ne bileyim yazılım bölümleri gibi çok artmamış. Hemşirelik gibi ufak ufak artışlar, ufak ufak düşüşler var. Mesela Sakarya Üniversitesi şurada artmış, burada artmış, artmış. Geçen sene düşmüş ama ne kadar düşmüş? 209 binden 216 bine düşmüş. İşte tercihinizi yaparken hep böyle. Son 3-4 yıla göre yapmaya çalışın ve bakın 3.361 kişi tercih yapmış Sakarya Üniversitesi'ne. 72 kontenjanı varmış. Tamam. Bu önemli arkadaşlar. Buna göre tercihlerinizi yapın. Ebelikte demek ki neymiş? Bu yelpazeyi aşırı geniş tutmayacak. Gerek yok çok fazla. Kendi sıralamanın aralığında yazdığın zaman tutturma şansın olabilir. Böyle farkı çok büyük olan bir fark var mı? Ona bir bakayım. Son yıl 10.000 sıralama düşenler var. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Cerrahpaşa 10.000 10.000 düşmüş. 8.000 sıralama düşmüş. Kaç tane devlette sıralama düşmüş? Bakıyorum. 40 tanenin sıralaması düşmüş. Ah. Neredeyse hiçbirisinin sıralaması artmamış. Genel olarak düşmüş bak sıralamalar. 9.000 sıralama artmış bu adamların. 72'de 72 kontenjan mı düşürmüşler? Evet ama çok etkili bir düşürme değil. 82'den 72'ye düşürmüşler. Çukur Üniversitesi 9.000 sıçrama yapmış. 3.000 bu. Demek ki ebelikte bu sene yine yukarıya çok sıçrama olmaz. Eksi 1.900 yapmış Ankara Üniversitesi. Çok iyi bir üniversitedir arkadaşlar. Burada bazı üniversiteler çok iyi. Marmara, Ankara, Çukurova, ondan sonra Atatürk Üniversitesi de iyidir. Manisa Celal Bayar, Çanakkale 18 Mart, gözüme çarpanları söylüyorum. Kocaeli, Balıkesir Üniversitesi iyidir eğitim fakültesi. Mehmet Akif Ersoy, bunu da MAMİ müdürden biliyoruz. Oradan mezun oldu arkadaşlar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni bunu zaten biliyoruz.
Ebelik pivot. Şuradan üniversite türüne göre. Hafif bir kendisine gelsin bakalım bilgisayarımız. Kontenjanları koymuştum nasıl değişmiş diye. Bakın 3400'den 4400'e çıkmış son 4 yılda. Kaç farklı devlet üniversitesinde var onu hemen söyleyeceğim. 45, tamam. 2 tane Kıbrıs'ta var. 15 tane vakıf üniversitesinde var arkadaşlar. Ebelik kısaca bu. Şimdi geldik biyolojiye. Biyoloji de öyle bir bölüm ki ben önceden çok iyi tanımazdım biyolojiyi arkadaşlar. Bu biyoloji bölümünün kariyeri çok farklı ve güzel yerlere gidebiliyor bilimsel tarafta. Bunlar biyolog oluyorlar. Bu işte aşının bulunma çalışmalarında bilmem nelerde bir sürü yerlerde çalışıyorlar. Ondan sonra bu kanser tedavilerinde olsun farklı yerlerde olsun biyoloji mezunları çalışabiliyor. Ha, temeli ne yapıyor? Böyle kendini çok geliştirmemiş, bu işe gönül vermemiş kişiler. Üniversiteyi de bitirdik. Bir iş yapmamız gerekiyor. Genel olarak dershanelerde öğretmenlik yapıyorlar. Ama o da yan dal olduğu için, çok az soru çıktığı için birazcık maaşları düşük ve istihdamları birazcık düşük olabiliyor arkadaşlar. Gönül vermeniz gerekiyor. ODTÜ almış en yüksek sıralamayla. 35 binle ODTÜ'ye gidebiliyorsun. Sonra Ankara Üniversitesi. Biyolojide bakın Ankara hegemonyası var. İlk 3 üniversite Ankara'dan çıkmış. Hatta ilk 5'in içinde, hatta ilk şurası 7'nin içinde 5 tanesi Ankara. 2 tane İstanbul var. 9 sonra Ege'ler geliyor. Eskişehir, Bursa, Uludağ geliyor. Ama 35 bin çok ayrı bir yere konumlanmış. 91 bin, 142 bin. Birdenbire düşüyor ve 200 bine düşüyor. Biyolojiden sonra bir bakmışın 300 binler, 400 binler. 556 bine kadar düşüyor arkadaşlar biyoloji. Bunu devlet diye süzmüş müyüm ona bir bakayım. Biyoloji zaten vakıflarda yokmuş. Ondan sonra en fazla tercih edilen biyoloji Ege Üniversitesi 286 bin sıralamayla tercih edilmiş. Yani rahat kazanılacak bir bölüm. Ama geçen sene sıralaması çok enteresan bir şekilde arkadaşlar arttı biyolojinin. Şuraya formül yazmamışım. Hemen 2 saniyede formül yazayım. Ne kadar artmış ona bakalım. Merak ettim ben de. Moleküler biyoloji ve genetik diye de bir bölüm var. Bu bölüm de yine güzel bölümlerden bir tanesi. Şöyle yapacağız. 2022 sırasından 2021 sıralamasını çıkartacağız. Şunu da küçükten büyüğe yaptığım zaman 74 bin sıralama atlamış Bahçeşehir Üniversitesi. Önceden oluşmuyormuş taban puanı. Bakın biyolojide bir artış var. Peki bu neden böyle oldu? Ama bu moleküler biyoloji genetik de olabilir. Hemen onu bir süzelim. Evet dediğim gibi moleküler biyoloji ve genetikteymiş o sıçrayış. Biyolojide en yüksek sıçrama 47 binle Gazi Üniversitesi'nde olmuş. Sonra Ankara Üniversitesi 246 binden 210 bine. Hatta 347, 330, 290, 246, 210, 180. Yazın bir kenara bunu. 190 da olabilir yani. Kesinlikle bu kadar istikrarlı bir yukarı çıkma olamaz. Hatta şuna bakın. Şunlar geçen sene boş kalmış. Taban puanı oluşmamış. Kaç tane? Oh 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 oh. Bakıyorum 35 tane. Bu sene dolmuş. En kötüsü de 500 bin almış zaten. Puanı düşen biyoloji var mı? Yok. Alın size bir detay. Puanı düşen biyoloji bölümü yok. Bunun sıralaması artan kaç tane varmış bakalım. Güzel bir şekilde artan 24 tane sıralaması artan bölüm varmış. Demek ki insanlar biyoloji yazmaya devam ediyor. Biyoloji kaç üniversitede var? 58 üniversitede var. Bunu bölgeye göre bir süzelim bakalım. En fazla kontenjan hangi bölgedeymiş? Bir kendine gelsin. Görün bakın moleküler biyoloji genetik de vakıflarda fazladır. Şimdi birazdan açacağız. Sizle birlikte inceliyorum ben de. Marmara'da 400 kontenjan. İç Anadolu'da 694. Bu işte Ankara hegemonyası. 289, 265 tane. Az az kontenjanlar. 30-30 bakın. Çok az yani. 26. Güneydoğu'da 78 tane varmış. Hemen diğerine bakalım. Şuradan
bölge yatan. Tabii bu Marmara bölgesinde, İç Anadolu'da var. Şöyle. Moleküler biyoloji 2115 kontenjan devlette var. 42 farklı yerde. Vakıflarda da 18 tane var. Vakıflarda da 842 tane var. Söylediğimin tersi çıktı. 3017 kontenjanı var toplamda moleküler biyolojinin. Şuradan bir de sadece moleküler biyolojiye bakalım. Taban ve tavan puanlarına. Bu puan dediğime bakmayın. Asıl olan her zaman sıralamadır. Dikkat etseniz hep sıralamadan konuşuyorum. Koç Üniversitesi çok iyi bir sıralamayla almış. 571. O da zaten iki katına çıkartmış sıralamasını. 1000'den 500'e çekmiş. 3000'den 2000'e çekmiş Bilkent. Boğaziçi o da yine yukarıya çekmiş. Şurada bir küçükten bir farklayalım. Bahçeşehir en fazla sıralamayı yukarı çeken. Kültür. Bunlar ama şeyler. Ücretli bölümler yani. Çok yukarıdan öne çekmiş. Şunlar işte önemli olan. 60.000'den 50.000'e. Şu çok önemli değil. İlere bakalım. Durum bu. 50.000'den 40.000'e. Biruni mesela. Tam bursusu. Bu da 571 ile başlıyor. Bir tane Yakın Doğu Üniversitesi'nde taban puanı oluşmamış. 900.000'e kadar düşmüş. Avrasya Üniversitesi. Trabzon'da mıydı bu? Samsun'da mıydı? Neredeydi? Trabzon'daymış. Sonra 581.000 devlette almış. En düşük. O da Muş. Kars, Ağrı, Kilis, Bingöl, Çorum, Yozgat. Buralar zaten klasik. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.